yıkım çalışmaları ara vermeksizin devam ediyor. Öncelikle bulunduğumuz noktadan size bahsetmek istiyorum. Bulunduğumuz alan deniz dolgusu yapılarak kazanıldı yıllar önce ve yaklaşık 30 yıl kadar önce burada binalar inşa edilmeye başlandı. Hemen gördüğünüz binalar 30 yıl kadar önce inşa edildi. Ancak binalar inşa edildikten bir süre sonra binaların zemininde kaymalar meydana geldi ve binalar yan yatmaya başladı. Yıllar ilerledikçe bu yan yatma oranı arttı. Öyle ki bazı binalarda eğim %6'ya kadar ulaştı. Duruma yıllar sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el koydu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler bölgede araştırma yaptılar ve zeminde büyük bir risk olduğunu tespit ettiler ve buradaki binalar için bir kentsel dönüşüm projesi hazırlandı ve yıkım çalışmaları başladı. Aslında binalardaki yan yatmalar o kadar bariz ki bir binayı size göstermek istiyorum. Hemen arkamda balkonları sarı ve bordo renkli bir bina, kameraman arkadaşım Okan Uzun gösteriyor. Bina ön tarafa doğru düşecek kadar eğilmiş, gözle görülüyor. Bu sebeple de zaten bu binalara Rize'nin Pisa Kuleleri deniliyordu bu eğimden dolayı. Tabii dediğimiz gibi burada 12 binada yıkım yapılıyor. 12 binada toplam 142 daire ve 24 dükkan bulunuyordu. İşte onların yıkımları şu anda devam ediyor. 3 dekarlık bir alanda binalar. Çalışmaların toplamda 10 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Binalar yıkılmadan önce tahliyeler gerçekleştirildi. Hak sahiplerine 18 ay boyunca bakanlık tarafından kira yardım yapılacağının da altını çizelim. Bölgede yıkım yapıldıktan sonra buradaki zemin araştırması yapılıp zemini uygun hale getirildikten sonra tekrar evler inşa edilecek. Hak sahiplerine de buradan tekrardan ev alabilme imkanı sunulacak. Çalışmalar arkada dediğim gibi devam ediyor Fatih Çimen. Evet efendim, bu bağlantıyla birlikte.